Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte arkada bir sürü kamerası bulunan Nokia 9 PureView'in kamera özelliklerine yakından bakacağız. Arkadaşlar telefonda hakikaten çok ilginç olaylar var. Arkada bir sürü delik gözüküyor. Hatta telefonu ofisteki ablamıza gösterdik. Bildiğiniz tuvaletteki bu lavaboların giderine benzetti. Hakikaten de benziyor. Bu içerik nasıl bir içerik olacak arkadaşlar? Biraz da bundan da bahsedeyim. Madem bunun arka tarafına bu kadar kamerayı koyduğumuz 5 tane kamera var. O yüzden biz de daha çok kameraya değineceğiz arkadaşlar. Yani tasarım, donanım konusunda şöyle yüzeysel bakacağız sadece. O yüzden gelin kamerayla başlayalım arkadaşlar. Arka taraftaki 5 kamerada Zeiss üretimi. Lens firması bildiğiniz üzere Zeiss. Bu kameraları o firma üretti. Bu 5 kamerada çekim esnasında aynı anda çalışıyor arkadaşlar. Hepsi 12 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram değerine sahip. Yani hepsi birbirinin aynısı. Kameralardan 3 tanesi siyah beyaz yani monokrom, 2 tanesi de RGB. Bir de kameraya benzeyen 2 deliğimiz daha var. Bunlardan bir tanesi TOF sensörü, yani bu derinlik hesaplamalarında falan filan yardımcı oluyor. Bir tane de bildiğiniz LED flaşımız yer alıyor. Böylece arka tarafta 7 tane delik olmuş oluyor. Nokia'nın iddiası da şudur ki bu kameralarla birlikte normal bir telefondan 10 kat daha fazla ışık alıyor ve çok daha güzel fotoğraflar çekebiliyor. Bütün kameralarımızın odak uzaklığı 28 mm arkadaşlar. Öyle geniş açı, telefoto gibi değişik bir lens yok. Buraya 5 tane lens koymuşlar. Keşke bir tanesi falan böyle geniş açılı farklı bir lens olsaydı diyor insan. Kameramız 5 tanelik arkadaşlar. Ancak böyle tek kameralı cihazlara göre çok fazla öne çıkan bir detayı ben şahsen göremedim. Yani bu 5 kamera size öyle aman aman bir avantaj sağlamıyor. Zaten arka planda dönen fotoğraflardan 3 aşağı 5 yukarı sizin de bir fikriniz olacaktır. Telefon beyaz dengesini doğru tutuyor arkadaşlar. Bunun yanında renklerde çok abartı yok. Akıllı telefonlarda görüyoruz, kontrastı falan böyle güzel gözüksün diye biraz abartıyorlar. Bunda renkler neyse o gibi görüyoruz. Yani diğer telefonlara göre biraz daha gerçeğe yakın renkler var diyebiliriz. Gün ışığında gayet güzel fotoğraflar çekiyor. Yani telefonumuz mesela ortamda hem gölgelik hem de açıklık bir alan varsa, yani HDR moduna ihtiyaç duyduğunuzda telefon gayet güzel işler çıkartıyor. Portre modu mevcut arkadaşlar, ancak alıştığımız portre modlarından biraz farklı çalışıyor. Normal fotoğrafı açıyoruz. Daha sonra derinliği aç kapat diye bir seçenek var. Burada derinliği açık tuttuğumuz zaman artık bir derinlik hesaplaması da katmış oluyor fotoğrafın içine. Daha sonra isterseniz arka planı daha fazla bulanık veya daha az bulanık hale getirebiliyorsunuz. Yani üzerinde oynayabiliyorsunuz. Burada şunu söylememiz gerekir arkadaşlar. Portre modu yine 5 kamera olduğu için daha güzel bir şey bekliyor insan. Ancak standart iyi çeken bir portre modu bulunan kameradan çok daha fazlasını sunmuyor bizlere. Hatta bulanıklaştırmayı biraz abartırsak çok fazla efektmiş gibi duruyor. Yani gerçek bir fotoğraf makinesini çektiğinden uzaklaşıyor. Düşük ışıklara baktığımız zaman kötü diyemeyeceğimiz sonuçlar var arkadaşlar. Renkler yine doğru bence ve abartısız bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki de yakınlaştırdığımız zaman ufaktan kumlanmaları görüyoruz. Bir de fotoğrafı biraz pürüzsüzleştirmeye çalışıyor. Bu da işte cilt tonlarında, etraftaki nesnelerle falan birazcık yumuşamaya gidiyor. Ön kameramızdan da bahsedelim. 20 megapiksellik bir ön kameramız var arkadaşlar. Düşük ışıkta çok bekleneni karşılamıyor. Gündüzde yine idare edebilecek bir seviyede arkadaşlar. Renkler arka kameraya göre birazcık daha soluk çıkıyor diyebiliriz ön kamerada. Bunun yanında arka kameradaki çekim modlarının birçoğunu ön kamerada da kullanabiliyoruz. Yani dilersek pro modunu ön kamerada da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ayarları manuel olarak yapabiliyoruz. Video tarafından da bahsedelim arkadaşlar. 4K çözünürlükte saniyede 30 kare videolar çekebiliyor. 30 kare olayı birazcık önemli. Bu bazılarının hoşuna gidebilir, bazılarının gitmeyebilir. Ancak hareketli nesneler çekiyorsanız onları biraz daha bulanık görüyorsunuz 30 kare yüzünden. Hem ön hem arka kameramız bu arada 4K'da 30 kare çekebiliyor arkadaşlar. Arka kamerada sadece ortadaki kamerayı kullanıyor video çekerken. Diğer 4 kameranın herhangi bir işlevi yok fotoğrafta olduğu gibi. Burada tabii ki de negatif bir durumdan da bahsetmemiz gerekiyor. 4K çekim yaparken arkadaşlar titreşim önleyici herhangi bir şekilde ya çalışmıyor, çalışıyorsa da kötü çalışıyor arkadaşlar. Yani çekerken çok fazla titretmemeniz lazım. Elinizi birazcık daha sabit tutmaya çalışmanız gerekiyor. Arkadaşlar merhaba. Şu anda sesimi Nokia PureView'dan duymaktasınız. Bir de şunu ekleyeceğim. Şu an ofisimizde tadilat var. Ortalık biraz dağınık. O yüzden kusura bakmayın. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar videoya baktık, fotoğrafa baktık ama kamerayla ilgili söylemek istediğim tabii ki de başka şeyler de var. Tamam, süper bir amiral gemisi kadar iyi çekmiyor. Bunu kabul edebiliriz. Fena fotoğraflar da çekmiyor. Bu da tamam. Ancak şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Fotoğraf çekerken ciddi manada ısınıyor telefon. Ve bunun yanında fotoğraf çekmeye başlarken yavaşlıyor arkadaşlar. Yani siz kamerayı açıyorsunuz, yavaş. Çekim modları arasında geçiş yapıyorsunuz, yine bekletiyor sizi. Aynı zamanda fotoğrafı çekiyorsunuz. Çektikten sonra sanki o 5 kamera bir işlem yapıyor kendi içinde. O süre zarfında da sizi bekletiyor. Yani kamerayı açayım, direkt fotoğraf çekeyim derken o anı kaçırabilirsiniz. Bu menüler hakikaten sanki eski bir Android telefon kullanıyormuş hissiyatı yarattı bende. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Telefon ofisimize ilk geldiği zaman vay canına hani 5 kamera arkada çok güzel bir şey bekliyor bekliyorum gibi düşünüyordum. Ancak sanki birazcık rekabet için bir strateji geliştirmişler gibi duruyor. Yani burada şöyle düşünelim arkadaşlar. İyi bir amiral gemisi telefonunuz var. Kamerası da iyi. Ama bunda 5 kamera var. Daha iyi olmak zorundaymış gibi düşünüyor insan. Ancak dediğim gibi burada Nokia biraz işin fantezisine kaçmış. Yani açıkçası bu 5 kamera pazarlama taktiğinden benim gözümde pek ileri gidemiyor. Kameradan genel olarak bahsettik arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Şöyle donanımla tasarımı da yüzeysel olarak anlatalım ve videonun da yavaş yavaş sonlarına doğru gidelim arkadaşlar. 5.9 inçlik OLED bir ekran bekliyor bizleri. Bu ekranın çözünürlüğü 2K. Aynı zamanda da Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor bu ekran. Alt ve üst taraftaki kalın çerçeveler kendini belli ediyor arkadaşlar. Herhangi bir çentik yok. Çentiği sevmeyenler için ideal diyebiliriz. Tasarımına fena durmuyor ancak hakikaten de alttaki ve üstteki çerçeveler birazcık kalın. Bunun yanında telefonda IP67 sertifikası var. IP67 ile suya ve toza karşı kendini koruyor. Ayrıca telefonumuza herhangi bir kulaklık girişi yok arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu mevcut. Ekranın içine gömmüşler. Artık zaten bunu görmeye alıştık. Ancak benim kullandığım cihazlar içinde parmak izi okuyucusu en az stabil çalışan telefonlardan bir tanesi. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Parmağınızı biraz güzel oturtmanız lazım. Tasarım genel olarak fena değil arkadaşlar. Simetrik, temiz bir telefon tasarlamışlar. Ancak güncel diyemeyiz tasarım için kesinlikle. Donanım tarafına baktığımız zaman da en iyi işlemcilerden bir tanesini kullanıyor. Ancak geçen senenin en iyi işlemcilerinden bir tanesi. Yani Snapdragon 845 mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda 6 GB'lık bir RAM ve 128 GB'lık da bir depolama alanıyla birlikte geliyor. Telefon depolama alanını arttıramadığımızı da hatırlatalım. 3320 mAh'lik bir batarya mevcut içinde. Kağıt üzerinde birazcık düşük dursa da bir günü rahatlıkla kurtarabilecek orta seviye bir kullanımda bir batarya koymuşlar içine. Fena değil bataryası arkadaşlar. Beklediğimin üzerinde çıktı. Aynı zamanda Quick Charge 3.0 desteği var. Bunun yanında tabii ki de kablosuz şarj desteğini de eksik etmemişler telefonda. Şimdi arkadaşlar artık yavaş yavaş son sözlerimizi söyleyelim. Telefon şu an için ülkemizde bir satışı yok. Avrupa fiyatı da yaklaşık 630 Euro civarında. Oradan hesabı siz yapın. Bana kalırsa arkadaşlar bu fiyatı hak eden bir telefon mu? Orası birazcık tartışılır. Kamera konusunda iddialı gözüküyor ancak iddialarını siz de gördünüz arkadaşlar. Bana kalırsa pek karşılamıyor. Donanım olarak da öyle uçuk bir telefon değil. Sonuçta en güçlü güncel bir işlemciyi kullanmıyor. Geçen senenin amiral gemisi işlemcisini kullanıyor. Biz o zaman bu telefon neden para verelim diye insan birazcık düşünüyor. Ama tabii ki de zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Bu konuda ben hakikaten sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Mutlaka yorum bölümüne yazın arkadaşlar. 5 kamera olmasa da olur mu sizce? Ya da 5 kamerayla çektiğimiz fotoğrafları gördünüz. İyi diyorsanız da o konu hakkında da fikirlerinizi hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz diyelim. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Nokia'nın böyle sonsuz kamera koyduğu telefonu Nokia 9 PureView'e yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa hemen aşağı yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ayrıca şuradan da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Selektör yapayım.